44 Motoblog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün o çok istediğiniz İsviçre'de motosiklet fiyatlarıyla ilgili bir videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Şu an Winterthur'dayız, Motor Center'dayız. Birazdan içeri geçeceğiz ve sizlerle birlikte motosiklet fiyatlarına bakacağız. Hadi videoya geçelim. Kabadakir size 658.400. 0 araçlar bunlar arkadaşlar. 0 motorlar. Burada bu şekilde. 3 tekerli bir motor var, markasını bilmiyorum. 9.900 lira. Bu ne lan? Kawasaki ZH2. 18.900 frank bu motor. Dehşet, vahşet duruyor. Burada da Honda Civic 125R. Ya bu yeni çıkan motorlar harbiden güzelmiş ama ya. Şekli falan 125'lik olmasına rağmen gayet güzel. 5180 frankmış. Bir göstergesini merak ettim ben şimdi. Gayet güzel bir göstergesi var. Ne var? Devir saati, yol göstergesi, vites, yakıt. Ya sanırım yaptığınız kilometre, hareket saati. Gayet güzel bir makine ya. H2. Neyse, daha gezeceğimiz çok motor var arkadaşlar. Bunu böyle bırakalım usulca. Pahalı bir makine. Ne? Tabii çok kolay. Ne? Enora ayıp ver ağlabı. Ama ayıp hayvan gibi motorlar var. Yani bir sürü motor var burada. Yani bu videoyu İsviçre'den izleyenler de varsa, motor almak isteği düşünenler buradan da gelip alabilirler. Arkadaşlar, o kadar çok motor olduğu için hani çok fazla incelemeyeceğim. Direkt motosikletleri ve fiyat etiketlerini göstererek geçeceğim. Belli modellerde durup inceleyeceğim sizler için. Ama geri kalanları da bu şekilde geçeceğiz. 650 Suzuki eski motorlar bunlar. Bunların burada hastaları çok arkadaşlar. İnanın yani, bunları kim alır demeyin. Bunları alanlar var. Evet, Ducati 1100, 8500 lira. Bu da güzel makineymiş. Yine aynı şekilde 796 Ducati 7900 lira. Yine aynı modeller 1100, 7500 lira. Aprilia. Bu nedir ya? Trump Tiger mı? Hayvan gibi motor. Tutsana, ben şuna bir bineceğim canım ya. Kendimi arabadan kamyonete geçmiş gibi hissettim. Ne ya? Yakıştı mı gençler? Çok büyük ama ya. Çok çok büyük. Hani bunda ön kaldırılır mı bilmiyorum, çünkü ön çok ağır görünüyor.
Ne kadarmış fiyatı bunun? Fabrikleri de varmış. 8900 lira. Burada arkadaşlar hep aynı model motorlar var. Evet arkadaşlar, burada da yeni gelmiş olan motorlar var. Daha bunların kurulumu yapılmamış sanırım. Evet, kurulumu yapılmamış. Bunlar aküleri üzerinde. Bunlar hazırlanıp yan taraftaki yerlere geçip satılacak. Bir tane MT7 var. Çoğunlukla KTM ve Kawasaki var. Demek ki onlar daha çok satılıyor. Honda'nın o bu vitesiz olan sanırım. Ha, yok, vitesli bunlar arkadaşlar. Honda'nın da 500X'leri gelmiş. Bayağı bir. Şöyle geçelim Suzuki. 250'ler, 5900. 5290. 250'likler. Dük 125. Bu da 5600 lira diyelim. Bu ne böyle? KTM 690. Bu niye bu kadar pahalı ki? 12.880 lira. Para verseler bilmem ama işte hastaları çok. Aprilalar 5100 lira. 0 kilometre araçlar. Aylık 110 lira taksitle arkadaşlar. Hani 4000 lira bir maaş aldığınızı düşünürsek, asgari ücret ortalama 110 lirasını sadece motorun taksitine vereceksiniz ki bayağı kolay burada motor almak da. Bu nedir abi ya? Siz bunu hangi amaçla ürettiniz? Kaçlık bu? 400'lük. Sevmedim. İşte benim favori motorum arkadaşlar. Monkey. Honda Monkey. 7KV'ymiş. Çok çok küçük. Bunların yanında Pocket. Kucaklayıp götür. Bir kardeşimiz çapır motorları da gösterin demişti. Burada bir hayli var. Onları da birazdan geleceğiz. Ama şöyle kısadan bir gidelim. Honda bu arada bu tür modelleri çok çıkardı. MC700. Evet arkadaşlar, işte bu vitessiz olan otomatik vites. Kolaçan'ın da kullandığı motordan. Burada ne kadarmış? 5500 frank. 0 kilometresi ayda 116 lira taksitle buradan alabiliyorsunuz. 38 kilowatt olanı bu. Kolaçan'daki kaç kilowatt bilmiyorum. Ve yine burada Ducati mi bu? Suzuki. LD650. 8700 lira. 185 liralık taksitle. Yamaha Tracker 700. 55 kahve 7900 lira. MT7 ile aynı kasa arkadaşlar. Tek farkı MT7'den arka kısmındaki çanta yeri ve şu kısım hariç, yani bununla bir nevi racing makine gibi granajlı olmuş. Yani MT7 sadece bunun çıplak, kuyenersiz olanı. Geriye kalan motordu, şasiydi, frendi, her şey aynı arkadaşlar. Tracker 9, bir de MT9'un işte aynı bahsettiğim şey. Yamaha MT9A. MT9. Bu ne böyle ya? Tracker tarzı bu da. Lan iki motor da aynıymış zaten. Honda. Ve işte Alman mühendisliğinin harikası BMW'ler. S1000 ararlar. Siz ne tatlısınız böyle. 13.900, 15.500 aylık 392 lira, 26.000 km demiş. Bu 2015 model. Bunlar çok pahalı ama pahalı olduğu kadar da deli makineler. 15.500, bu da 14.000 km'de 2017 model. 2017 model 11.000 km'de 14.900 lira.
Kawasaki. Ya iyi güzel akıllı seç. Ben şunu sevmiyorum işte ya. Şunu bir motorda sevmiyorum. Tamam rüzgarı kesiyor ama bilmiyorum, o rüzgarı göğsümde hissetmek bana daha iyi geliyor. En azından ne kadar hızlı gittiğimi anlıyorum. Ve bu da çapır motorlarla Kawasaki'nin çapırı mı varmış? Tutsun ya. Nasıl oldu? Çok küçük kaldı bana değil mi? Bana daha büyük bir hayvansı bir şey lazım. Böyle tutabileceğim bir şey lazım bana. Ama aynaları güzelmiş, her yeri görebiliyorsun. Gerçi eşek kadar aynası var. Ne kadar bunun fiyatı? 8.300. Pahalı. 0 mı? 2016 model. 11.100. Ama şekli tatlı duruyor. 8.500 lira. Bu da 2016 model. Bunlara bakıyorsun arkadaşlar. İkinci el motorlar. Bu yeniymiş. 10.900 lira. Burada sıfırı da varmış. Aylık 231 lira. Taksitle. Kawasaki. Yaman Hanım, ben inanın böyle motorlar olduğunu bilmiyorum. Cesine aslında çapı motorlara pek ilgilenmediğim için hani araştırmadım da. Ama gayet bizden çapı da istedim. Kawasaki. Nedir abi ya? Gemi ya, gemi. Motor değil bu, gemi. Eski model, ben bedar. Arkadaşlar bazen ben fiyatları söylemeyi unutuyorum ama siz zaten ekrandan fiyatları görüyorsunuzdur. Trunk mı? Öyle bir model. Aslında İsviçre'de bunlar çok kullanılıyor, bu marka. Ama bilmiyorum ya, şekli mekli bana hiç hoş gelmiyor. Bir de eski model motorlar pek ilgimi çekmiyor benim. Harley Davidson 11.800 lira. 1200. Motora baksanız arkadaş ya, motora bak. Çift silindirli. Herhalde. ...2009 model 9.700 lira. Bu ne böyle? Oh! Oğlum bildiğin arabaya takograf mı lan o? Takograf gibi duruyor. Bakar mısın içine? Arkadakini de keyfin. Ha tamam, anladım. Teyit sanırım bu radyo. Hoparlör de topladımlar. Kopa kopa gidiyorlar. Evet işte geldik bizim ilgi alanımıza. Bu da Honda'yı kim böyle çekip de önümü kapatmış benim? Honda CBR 500 ve 6.900 lira. 2018 model 8.900 kilometre. Neredeyse hiç kullanmamış. Yani ben 2008'de almış olsaydım motoru, şu anda benimki 30.000'de falan olurdu sanırım. Honda CBR 500'ler bunlar arkadaşlar. Yamaha YZF R6. Eski model. İşte. Burada da bir üst kasası YFZ R6 yine. Burada da yine 29.000 kilometrede bayağı kullanmış adam yani. Gerçi 2005'ten beri düşünürsek bir şey değil. Kawasaki Ninja 650. Ellerinde 50 kW 35 kW olarak bulunuyor. Aylık 189 liradan başlayan taksitlerle gayet tatlı bir makine. Onda CBR 600 zamanın deli makinelerinden. Yine böyle 7900 CBR 600 CBR 650F.
Racing aslında çok daha deli makineler ama Racing'i de biz sevmiyoruz. Bunlar hep Honda CBR 600-650 oralara koymuşlar bunları. Ortalama fiyatları 8 bin ile 5 bin lira arası değişiyor. Mesela bu 5 bin lira 57 bin kilometre motorun canını çıkarmış artık. Öyle getirip satmış. Artık azat etmiş motor yani burada. Gerçi Türkiye'de yine bunun ölüsü 45-50 bin liradan başlıyor sanırım. 2014 model 58 bin kilometrede 116 lira taksitle. Bari egzoz taktırmış ama bu kadar kullanmış ama. Tamam, bakalım arkaya stok egzoz mu? Yaz. Stok egzoz sanırsam. Yok, stok egzoz değil. İşte ben de bu motorların buna hastalıyorum arkadaşlar. Şu koltuğun altından egzoz çıkıyor ya, ben buna bayılıyorum ya. Hani böyle şöyle kocaman bir egzoz sevmiyorum ben. Hani motordan çok egzoz dikkat çekiyor. Evet, GSX. Winfa. Racing. Gayet tatlı duruyor. Kawasaki Z1000. SX. Bu makine. Ya tamam, böyle güzel motor yapmışsınız. Bu gösterge nedir ya? Allah'ını severseniz ya. Şu gösterge nedir? Biraz elektronik bir gösterge koyun bari. 3 kuruş fazla alın. Kawasaki Ninja. ZX6 var. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum ama burada 2014 model 15.000 kilometrede 221 lira taksitle 10.500 lira. Aynalarını sökmüşler. Bunları bir ikinci el arkadaşlar. Sıfır araçlarda var yani, sıfır motorlarda var. Sakin olunca. Hep ZX6. Evet. İşte burada bir dehşetül vahşet yatıyor. Burada bir hayvan yatıyor. 8500 lira. 2008 model 23.000 kilometrede. Bunu bilenler bilir. R1 efsanesi. 2008 model bunlar. Sanırım kısıtlamalardan arındırılmıştı. Şuna baksana işte ya. Şu Toto'nun güzelliğine baksana. Hangi kadında var böyle Toto? Sese bak. Adam vites göstergesi taktırmış. 15.000 devir. Tabii bunun 15.000 devre çıktığında zapt edebilecek baba yiğit aranıyor. Bu çalıştırıyor lan. Evet, Suzuki GSX 1000 ararlar. Yine burada yatıyorlar. Sizler de arkadaşlar burada gördüğünüz, beğendiğiniz modellerin Türkiye'deki güncel fiyatlarını yazın arkadaşlar. Şöyle geçelim aralardan. Burada neler varmış? Ducati'ler varmış. Bunlara bir bakalım. Değil mi yani? Bu güzelmiş. Sevdim seni kırmızı. Evet. Bununla geçen sefer geldiğimde resim çekilmiştim. Gerçekten deli bir makine. 113 kW nedir lan? Lan benim MT bile 55 kW sadece. 113 kW var ya, bu uçar ya. Uçar. Kanat takın şuralarına. Uçun bununla yani. Hiç uçağa falan binmeyin. 2017 model 28.000 kilometrede 9.900 lira. Burada da onun bir babası var. Ducati Panigale 135 kW. Bundan biraz daha kibar, biraz daha zarif bir motor. 12.900 lira. Ben buna binerim. Hani MT7'de bile ben bu şekilde tutuyorum. Bu bayağı bir
hani racing olmasının yanı sıra normal racing daha da bir alçak, hani şöyle düşünüyorum da ben bunu ayağımı kaldırdığıma böyle gideceğim artık yani. İşte o yüzden racing modelleri sevmiyorum. Çok fazla kullanmak durumunda kalmış. Ve gidon açısı yok. Sadece bu kadar. Burada da bitti maşallah. Gel buraya. Arkadaşlar açılışı bir de bir ayrı güzel. Gösterge gayet zengin. Sade. Yani şık bir göstergesi var. Motorun da kendi ayrı bir şık zaten. Şöyle inelim, düşürmeyelim. Kır gibi makine. Bu da İngiliz bayrağı, Amerikan bayrağı. Değişik bir deseni var ama hoş bir rengi var. Aa, me gusta. Ya ben buna binerim, buna da binerim. F4000 12.000 kilometrede 208 lira taksitle. Sizin yerinize biniyorum arkadaşlar. Biniyormuş gibi. Yoksa dirhem kendimi düşünmüyorum ha. Herkes bana bir tane diyorlar da. Baba akü yok. Bunda akü yok gençler. Onun ağır makine. İndirelim şöyle. Bu Ducati'lerde olduğu gibi arkadaşlar. Şöyle. Kendi tarafa açık kalıyor, tek aksidan tutuyor ya. Onu çok seviyorum ben. Keşke MVT'de de öyle olsa. İşte o bir efsane. O bir hayvan. Espinerer, Naked BMW'ler. 15.900 72.000 kilometre mi? Ne yaptın sen buna böyle be kardeş? Ne yaptın? Dünya turuna mı çıktın? Ama o kadar kullanmış olmasına rağmen gayet temiz duruyor. Gayet temiz. İyi kullanmış adam. 11.900 2014 model. Burada KTM Android sanırım bunlar. 6500 lira, 9900 lira, 15 kahve, 17 kahve. Bunlar gençler için. Böyle hani dağa tırmanmayı falan, yoldan gitmeyi sevmeyen insanlar için güzel makineler. Monsterlar. Ducati Monsterlar 6900 lira. 700 cc olanlar yani 696-700 deyin gitsin. Ducati'ler deli makine arkadaşlar ya. Vallahi deli makineler. Hani güç olarak, hız olarak deli makineler. Evet. Burada da bir kardeşimiz MT25'i sormuştu ne kadar diye. İşte burada bir MT3'ümüz var. Yani Avrupa'da MT3 olarak geçiyor. Türkiye'de MT25 olarak satılıyor.
Ya bu jantlar, bu MT'lere çok güzel gitmiş. Kafa yapısı çok hoşuma gitti benim. Biraz tatlı, sivri bir burun yapmışlar. Farlar yeni MT7'deki gibi bu şekilde. 6.180 lira 0.31 kahve 131 lira taksitle. Burada da yine mavi olanı var. Bu da aynı fiyat, aynı şekil. Burada da bir önceki kasası MT3'ün bu şekilde. Bu da aynı fiyat, aynı fiyatla çıkmış satışa. Değişen pek bir fark yok. Göstergeler farklı. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bu yeni kasa MT25. R25 de düzeltiyorum. Evet. Yamaha R25 ile eski kasalardaki hiç değişmemiş. Arka kuyruk kısmı sivri. Bu çok hoşuma gidiyor benim MT3'lerde. Bu şekilde arkadaşlar. Eski kasa biraz daha analog gibi diyelim. Hani dijital değildi. Yarı dijital, yarı analog. Burada tamamen dijital. Hani ne tür farklar var bakalım. Bu şekilde. Vallahi MT7'den daha zengin bir gösterge paneli var. Buna bakalım. Bu biraz daha sade. Bu bayağı bir şık bir tasarım. İkisi de aynı fiyat, hatta üçü de aynı fiyat. Ama tabii ki şöyle bir fark var. MT7'lerde olduğu gibi MT25'lerde de bu kasa granajlı racing olan MT25 gibi göğüs bidonlarımız var. Burada biraz daha genişlemiş, biraz daha vahşi olmuş, daha bir büyük olmuş, kilo almış sanırsam. Ama iskelet yapısı, omurgası aynı. Yani bu motorlar çok fazla Türkiye'de rağbet gördüğü için biraz daha fazla inceledim sizin için. Oo, ABS, üçü de. Üçü de aynı fiyat değil mi? Yanlış bakmadım. Evet, üçü de aynı fiyat. Burada da yine mahallenin serseri çocukları KTM'leri var. KTM 390 Dük 5890. Honda'nın ne işi var KTM'lerin yanında? Honda CB500F. Ya diyor ki ben bu Honda'larda şurasında bir farları var böyle küçük yuvarlak. Onu sevmezken şimdi MT serilerinde de o fara geçildi. Ne nasıl olur onu bilmiyoruz. Bakalım. Yeni kasa MT7 burada var mı bilmiyorum daha. Gözüme çarpmadı arkadaşlar. Ama inşallah vardır. Onu da burada inceleme fırsatı buluruz. Maletler güzel olmuş. Yalnız bunlar İsviçre'de yasak çünkü orijinal değil bunlar. Ben de almıştım oradan biliyorum. Taktırmadılar bana. Orijinal olmadığı için. Ama bu arkadaş ceza yemeği göze almış ve taktırmış sanırım. Kawasaki Z400'ler. 400'lük makineler 6900 lira. 0 kilometre. Yine her yerde karşımıza çıkıyor 250R. Ve arkadaşlar biz bunlara bakarken arkamızda ne var bakalım şöyle bir MT7 sürüsü. Ben motor bakmaya geldiğim zamanlarda burada birkaç tane MT7 vardı. Hatta İsviçre genelinde neredeyse hiç MT7 bulamıyordum. Ve şu an burası MT7 dolu. Tabii ben aldıktan sonra çıkmaya başladılar. Mantar gibi. Evet, MT7'lerde arkadaşlar. Bunların bazıları ikinci el, bazıları sıfır. Buradaki mesela eski kasa MT7. 21 bin kilometrede 2019 model. İyi kilometre yapmış bir yıl içerisinde. 7500 frank aylık 158 lira taksitle. Lira diyorum, siz frank olarak alın arkadaşlar. Burada 0. 8590 lira. 55-35 kahve olarak değişiyor. 3700 km kullanmış arkadaşımız sadece. 2018'de almış. Sanırım garajdan motoru hiç çıkarmamış. 3700 km. Yani 0 gibi duruyor burada.
yeni sahibini, kendisini daha çok kullanacak sahibini bekliyor burada. Ve yine benim MT7'lerde en çok sevdiğim renkleri de eski katalarda. 2016 model, 5800 km, bu da 3700 lira. Bu yeşil fıstık yeşili rengine ben şahsen bayılıyorum. Bunlar da yeni katalar. Yan yana duruyor, 7800 lira 5600 km'de. Ben daha ucuz almıştım. 2019 modelini aldım ben. 6900 km'deydi. 6900'e aldım. Adam kilometre başı benden 1 lira para aldı. MT9. Evet. Niye bu kadar fark var diyecektim de MT9 arkadaşlar bu. MT9. Ve bunlar da yeni kasaları MT9'ların. İşte o bahsettiğim Honda'larda bunlar da arkadaşlar binerler. Şu nedir yani ya, bu nedir ya? Bunu buraya niye koyarsın ki sen? Şey gibi Star Wars karakterlerinde hani Jedi'lara saldıran klon robotları vardı ya, onlar gibi duruyor. Sen daha bir her şeyi bir şeye benzetiyorsun diyeceksin ama öyle yani. İşte arkadaşlar benim hani eğer M4'ü satarsam, M4'den sonra motoru yükselteceksem yani MT7'den sonra alacağım motor bu olacak arkadaşlar. Suzuki GSX 1000RR. Güzel değil mi? Bir bakın bakalım üzerinde yakıştırabilecek misiniz? Aynaları sevmedim. Kendi aynalarımı kendim alırım. Hayır, aynaları söküyorsun. Onları niye söküyorsun? Yapın bunlar birbirine bağlantılıymış zaten. Güzel makine. Geçen sefer de Suzuki ile Yamaha arasında kalmıştım zaten en çok. Ama gerçi Kawasaki 600 falan falandı. Arasında kalmıştım. MT7'yi seçmiştim. Ama Suzuki'de gördüğüm zamanlar yolda gidişimi gördüğümde çok hoş bir motor aslında. Özellikle aklımızın kısmı kalıcı kalması. Ve daha çok cezbediyor. Daha sportif bir görüntü sağlıyor bu arkanın kalkık olması. Yani totonuz havada gidiyorsunuz. Öyle söyleyeyim benim. Şuradaki binlik kullanıyorsanız azıcık totonuz kalkacak. Burada yine arkadaşlar. Kawasaki Z1000. Adam fiberglass da kaplatmış komple. İyi ki de kaplatmış çünkü her yerini çizmiş. Yani kaplatmasaydı acaba motorun hali ne olurdu? Bu neymiş böyle? Hoş kuvarna. Her neyse işte değişik bir motor var burada da böyle 10.490 lira 55 kare. Bunun yine bu kadar para istiyorsunuz. Adını bile söyleyemiyorum. Ben bana motorun ne dese söyleyecek kelimem yok. Dük 790'lar 10.000 lira 9.000 lira arası değişiyor fiyatlar arkadaşlar. Bu 32 kare burada. 35 kare Honda NC700. İşte Honda yapıyorsan böyle far yap yani. Ne öyle buradan böyle çıkarıyorsun. Yamaha XJ6. Kawasaki R6. 5300 lira. İkinci el motorlar bunlar arkadaşlar. 18.000 km'de. 2018, 2019, 2016 modeli. 4900 lira aylık. 103 lira taksitle. Hepsi R6. Burada yine eski kasa. Oh.
Suzuki GSR 750A. Bu da çok tatlı bir makine gibi görünüyor. Aynen aynen. Tatlış bir makine. Ve bana göre arkadaşlar motoru gösteren aslında şurasıyla, yani şu kafayla poposudur yani. Gerisini kaldır, çöpe at. Burada da Yamaha R25 var arkadaşlar. 5800 lira, 22.000 kilometrede 2015 model. Ben bunun şu an Türkiye'deki fiyatını merak ediyorum arkadaşlar. Sahibinin.com'a bakıp yorumlarda fiyatını yazarsanız memnun olurum. Evet. İşte yine bir hayvan yatıyor burada arkadaşlar. Bunlar burada tarzı 93 kahve, 92 kahve. Tutarmış hayatım. Bunlar 800'lük modelleri. Ben bu motoru aslında çok fazla bilmiyordum ama fiyat aramak açısından bakınca fiyatı çok yüksek. Fiyata göre de güçlü bir makine olduğunu düşünüyorum. Hiç kullanmadım. Kullananı da görmedim aslında. Burada çok fazla yok bundan. Ama yorumlarına baktığım takdirde deli bir makine olduğu söyleniyor. Artık bunu yollarda görmek lazım. Bununla bir kapışmak lazım ya üzerine binip sürmek lazım. Olan oldukça tatlı tek kişilik bir makine. Hani iki kişilik deniyor ama yani ben oturduğum zaman bir insan şurada nasıl oturacak? Allah göstermesin. Türkiye'de bununla bir kaçsa görsen arkandaki adam düştü. Tutamaz zaten kendini. Burada yine klasik eski modeller. Yani genel anlamda arkadaşlar böyle, yani 2 aylık bir maaşınızı alarak ya da hiç cebinizde para olmadan gelip aylık yani maksimum 200 lira taksitlerle istediğiniz motoru oradaki H2'yi bile alıp gidebilirsiniz. Sen nesin böyle? Well. Well. 1200'ün sonu nasıl bir şeymiş böyle? Abi bir insan şuraya nasıl oturabilir ya? Bildiğin cam ulan bu. Vespa. Ya bu Vespalar niye bu kadar pahalı? 2800 lira. 1990 model. Lan ben okula yeni başlamıştım. İlkokul 1'e başladığım zaman çıkmış bu motor. Lan hiç mi fiyatı düşmedi bunu? Kaça aldın sen bunu? 59 lira da taksitle. Senin Allah cezanı vermesin. Ama gerçi adam bir yandan da haklı ya, bu motora bu kadar istemesi. Lan adam 1990'dan beri kullanıyor ve makine hala çalışıyor. Bizim Türkiye'de böyle bir 50cc, 125cc bir motor alsanız, scooter tarzı, en fazla 3 sene kullanabiliyorsunuz, sonra dağılıyor zaten Türkiye yollarında. Adam kullanmış, bakmış yani gözünden esirgemiş, kendinden iyi bakmış. Bence bunun sahibi bile ölmüştür ama bu hala yaşıyor. Max. Yamaha R125. Bunu da değiştirmişler. Bu da çok şekil olmuş. Eski model de şekildi ama bu da şekil olmuş. Sana can. Şuna bineceğim.
Ona çok geldi ben böyle bir kaplumbağa gibi değil, kaldım böyle yani. Anne karnındaki cerin gibi oldu. Evet. Yine burada bak, motor burada. Boyu kısa olanlar için, bayanlar için özellikle, genç çocuklarımız için kullanabileceği Honda MSX 125. Ben bunu hani cenaze falan görüyordum ama hani bu kadar küçük olduğunu inanın tahmin etmiyordum. Gerçekten küçükmüş. Selefi de oldukça düşük. Göstergeye bak yavrum benim, adamlar yapmışlar motoru ya. Ya bildiğin scooter olacağını bunu al yani. Kaç liraymış bu? 3.990 lira. Üstelik de sıfır. Honda, hayat Honda. Benim bir marka pişmanlığını yok aslında, her zaman söylüyorum. Yani Yamaha kullanıyorum diye ya Honda'da motor değil de lan. Ben motorun kendini az özelliklerim var. Evet arkadaşlar, son olarak da burada Racing, Kawasaki, Honda, Suzuki 125 cc olanları var. Hepsi çeşit çeşit şekilli güzel motorlar. Hepsi sıfır sanırsam. 5.680 lira. Kawasaki Ninja'lar. Aynı fiyat. Suzuki var bir tane, iki tane. 4.990 lira. 125'lik mavi bu şekilde olanı var. Bir diğeri de bu şekilde beyaz. Beyaz atlı fren soluyorsunuz bunun üzerine binerseniz. Sevgilinizin yanına gidersiniz. Burada da Honda CBR 125'ler var. Bu renkleri de çok tatlı. EFZ R125 ilk çıkardığı modeli. Burada Kawasaki Z125 var. Burada yine Honda CB125 var. CB'nin de 125'i çıkmış. Adamlara bir de motor üretiyorlar. Aprilia Tuono 125. 5.900 lira. KTM 125 Duke'ler var burada. Yani KTM kendini belli ediyor ya. Hayvan gibi makineler yapıyor. Şuna bakar mısınız? Yani 125'le de aynı, 1000'likte de aynı agresiflik devam ediyor. Burada da Enduro'lar. Enduro'ydu sanırım. Bu motorları pek bilmiyorum ama Enduro denildi zannediyorum. Yanlışsam arkadaşlar, düzeltin. Hatalar yok falan. Onda CB 125'ler. Evet arkadaşlar, geldik, inceledik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım memnun kalmışsınızdır. Bugün de benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu daha çok insanlara ulaşmak için paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz, beğendiğiniz motorlarla ilgili yorumları, fiyatlarla ilgili bütün yorumları yorum kısmına belirtin. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.